Teşekkür ederim efendim. Evet, Mukadder Akbil Bey'in istedik. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir film? Ya şimdi şey oluyor ya, böyle filmlerden çıkıyoruz. Çok beğendik, çok güzeldi. Herkesin eline sağlık falan filan diyoruz. Yani bir emek var sonuçta ama bu öyle bir şey değil. Bu yani uzun zamandır bu kadar böyle etkilenerek çıktığım bir şey olmamıştı. O yüzden bu filmi yazdığı için Erdin'in ellerine, parmaklarına sağlık, çektiği için zaten oyuncuları söylememiz bile gerekse hepsi çok hayran olduğu için. Ben de çok güzel hisler bırakarak bitti film. Evet, ağladık, çok ağladık. Ben fazla ağladım galiba. Hem gurur duydum böyle bir film yapıldığı için, hem benim arkadaşlarım tarafından bu. Ben onları tanıdığım için ve tanıdığım insanlar böyle şeyler yaptığı için mutlu oldum. Hem de böyle bir dönemde özellikle kadınla ilgili bu kadar doğru sözü olan bir film izliyor olmak beni çok gururlandırdı. Beni mutlandırdı. Filmden böyle ümitli çıktım. Nadim çok güzel bir şey söyledi Köyne'de. Hani bu demiyoruz ki bu film bittiğinde çıkacağız ve her şey yoluna girecek ve falan filan olmayacak tabii ki ama en azından olabilme ihtimalini bize hissettirdikleri için benim için önemli bir film oldu. Özellikle uçurtmaya konmasınlardan sonra Nur abla yine böyle bir hep çok güçlü kadınlar oynuyor zaten ama bu kadar yine cümlesini söyleyip bitirdiği için filmi Nur ablayı da böyle izleyebildiğimiz için çok çok mutluyum. Meslektaşı, kardeşi olarak. Sırf çoğunlukla aslında ana akımda izledik. Bir art house sanat filminde görebilme ihtimalimiz var mı? Var tabii, olmaz olur mu? Var. Yani onlara hep açığız biz. Oyuncular özellikle de çok da istediğimiz, hayal kurduğumuz bir şey oluyor ister istemez. Çünkü ana akımda bir sürü parametreyle aynı anda uğraşıyoruz ama işte art house'da gerçekten orası tiyatro gibi, er meydanı biraz. Bizim yer almak istediği bir plan. Teşekkür ederim. İstiyorum tabii ki. Oluyor da, yani denk gelişler de oluyor ama maalesef işte ana akımla başlayınca mesleğe birazcık öncelik orasıymış gibi duyuluyor. Onlar art house çeken insanlar tarafından önceliğimiz orası gibi zannedile de biliyor. Ama böyle işte elimizden geldiğince karşılaştıkça biz de buna varız ve istiyoruz'u söylemeye çalışıyoruz. Güldürmek mi, anlatmak mı? Yani ağlatmak, insan kendiyle bir şeyleri özdeşleştirip ağlayabilir çok kolay bir şekilde ama bence güldürmek çok zor. Birini güldürebilmek benim için çok daha kıymetli. Peki, var mı eklemek istiyorsunuz? Teşekkür ederiz.